Şu heriflerin suçüstü yakalandıklarını bir duysak. Ah inşallah. Zaten senin bütün emeklerin boşa gitti diye çok üzülüyorum. Bari bir an önce bu sonuçlansa. Yok. Ben de her şeyi onların kucağına bırakacak göz var mı? Merak etme. Her belge yedeklemiştim. Aşkım, nasıl tahmin edemedim? Ama şu Ali hapsi boylamadan hiçbir şey yayınlatmayacağım. Senin de bebeğimin de bir daha zor duruma düşmesine izin veremem. Aşkım, biliyor musun seninle çok gurur duyuyorum. Emin misin? Tabii ki. Bu adamlar cezalandırılınca bir sürü aile huzuru erecek. Ve bu senin de başarın olacak. Ben daha önce seni engellemeye çalıştığım için kendime çok kızıyorum. Ben de seni iyi koruyamadığım için kendime çok kızıyorum. Artık seni gözümün önünden bir saniye bile ayırmayacağım. Aşkım. Ah Gümüş, hamileysen süper olacak. Sen, ben, Bahar aynı zamanlarda doğuracağız. Ay inşallah inşallah. Hem Mehmet de deli olacak. Pınar, kendimizi çok kaptırmayalım ne olur. Stresten de gecikmiş olabilir. Bak vallahi hamile değilsem üzülürüz sonra. Ah, salak kafa. Özür dilerim. Haklısın. Ne yapayım, heyecanlandım işte. Hasta kim acaba? Hasta benim. Sizi dışarı alalım mı o zaman? İyi, ne yapalım? Dışarıdayım ben. Tamam, tamam canım. Gebelik testi için mi? Evet. Buyurun oturun. Hadi bakalım, hayırlısı. Nasıl? İstediğiniz gibi olmuş mu Mehmet Bey? Evet. Evet, çok zarif olmuş. Eminim Gümüş Hanım da çok beğenecek. İnşallah. İnşallah çok beğenecek. İyi misin? İyiyim de sonucu şimdi alamıyormuşuz. Neden? Laboratuvar kapanmış, geç kalmışız. Sonucu yarın veriyorlarmış. Sabah da yola çıkıyorum. Aman ne üzülüyorsun canım. Gelir ben alırım. Pınar, yalnız bunu kimseye söylemeyelim olur mu? Ne olur. Hamile değilsem Mehmet boşuna ümitlenmesin, tamam mı? Tamam canım benim, sen hiç merak etme, hadi. Of, amma çok şey istemiş Şeref Hanım ha. Bu kadar yiyecek de bizim köydekiler doyar valla. Orhan. Orhan yetiş. Ne oldu Rukiye, inme mi indi? Hayır, Orhan geldi. Kim geldi Rukiye, anlamıyorum. E tabii ki Gümüş bebek Orhan, kim olacak? Emin misin Rukiş? Dün geceki gibi olmasın. Daha bir ayınız var dedi doktor, öyle dedi. Orhan başlarım şimdi doktoruna. Görmüyor musun? Geldi çocuk diyorum. Tamam sultanım, tamam. Ben hemen gidip Şeref Hanım'dan izin alıp geliyorum. Ay, dayan bebeğim. Ay dayan çocuğum. Şimdi gidiyoruz. Efendim Gülhanım. Merhaba Engin Bey. Rahatsız ediyorum ama. Rica ederim, buyurun. Az önce Kapadokya'daki otelimizden aradılar. Evet. Son anda rezervasyonlarda bir değişiklik olmuş. Biliyorsunuz bütün oteli biz kapattık. Bugün Gümüş Hanım'ın eşi rezervasyona dahil olmuş. O da gelecekmiş. Öyle mi? Yalnız şimdi küçük bir sorunum var. Biliyorsunuz yoğunluktan Gümüş Hanım'a tek kişilik bir oda vermek zorunda kalmıştık. Ama sizin odanız iki kişilik. Yardımınıza ihtiyacım var kısacası. İzniniz olursa ikinizin odasını değiştirebilir miyim diyecektim. Ne diyorsunuz? Mümkün mü? Engin Bey? Tabii tabii. Benim için hiçbir mahsur yok. Benim odamı Gümüş Hanım'ın eşine verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.
Bak görüyor musun kocacığım? Gene gelmedi kızımız. Allah Allah. Ne tuhaf değil mi? Ya ne tuhaf. Haklısın karıcığım. Kız Gümüş, yoksa sen Nazlı mı olacaksın? Babanla beni böyle peşinden mi koşturacaksın? Kim Nazlıysa anası mı kızı mı acaba? Bana mı bir şey dedin kocacığım? Yok yok şey dedim karıcığım. Biraz içeride dinlen istersen. Ay vallahi. İyi olur da. Keşke bir de soğuk ayran olsaydı. Olur tabii Rukiş. Neden olmasın? Ben sana yaparım. Hadi karıcığım.